Trenin de birlikteliklerinden alıyorlar. Geleceğe dair umudumuz varsa sesini yükseltmekten korkmayan cesur insanlar sayesinde var. Umudumuz var korumaya gayret ediyoruz. Mutlu musun diye soracak olursanız kendini mutlu hissettiğini söylüyor Türk insanı. Yapılan araştırmalarda TÜİK'in yaptığı araştırmalarda mutlu olduğumuz sonucu çıkıyor. %49.3 nüfusun %49.3'ü mutluyum diyor. Şimdi kim bu mutsuz olanlar? Geride kalanlarla mı konuşuyoruz sürekli? Zamlardan şikayetçi olanlar, yaşadığı şartlardan şikayetçi olanlar, her sabah karanlıkta kalkıp işe okula gitmek durumunda olanlar, özgür olmadığını hissedenler. TÜİK diyor ki %49.3 mutlu. Orta demiş %34. Ne mutlu ne mutsuz. %16.6 mutsuzmuş. TÜİK'in sonucu bu. Araştırmasının sonucu bu. Cinsiyete göre mutluluk oranı Erkeklerin %43.9'u, kadınların %54.6'sı mutlu. Kadınlar daha mutlu bu ülkede diyor TÜİK. Acaba? Medeni duruma göre mutluluk oranı. Evliler %54'ü. Bekarların %40'ı. Evliler daha mutlu. Acaba mutlu musun sorusuna mutsuzum demeye mi çekiniyorlar? Ya da mutluluğun anlamını mı bilmiyorlar? Ya da TÜİK'in bütün açıklamaları... E, gibi bu açıklamalar da mı üzerinde tartışılması gereken açıklamalar? <laughs> Enflasyondaki artışla birlikte alım gücü düştü. Birçok yerde gösteriler, eylemler başladı. Gelecekten umut azaldı. E TÜİK'in 2021 yılına ilişkin yaptığı yaşam memnuniyeti araştırmasına göre ise Türkiye'de mutluluk arttı. Araştırmaya göre mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı 2020'de %48.2 iken 2021'de %49.3'e yükseldi. <laughs> Ancak TÜİK'e göre bile umut azaldı. Bir yıl sonra daha iyi olacak diyenlerin oranı 2021'de %20.9'a gerilerken daha kötü olacak diyenlerin oranı sert yükselişle %21.1'den %33.8'e çıktı. <laughs> Mutlu olduğunu söyleyen kadınların oranı erkeklerden daha fazla. Üstelik artışta. TÜİK'e göre evliler evli olmayanlardan daha mutlu. Mutlu olduğunu belirten evlilerin oranı 2021 yılında %54 iken evli olmayanlarda bu oran %40.1. Yaş gruplarına göre ise mutluluk düzeyi incelendiğinde en mutlu grup 65 ve üzerindekiler, en mutsuz olansa gençler en düşük mutluluk oranı 2020 yılında %45.4 ile 35-44 yaş grubunda görülürken 2021 yılında %44.5 ile 18-24 yaş grubunda gözlendi. Ve eğitim. Mutluluk ve eğitim arasındaki bağlantı dikkat çekiyor. Tamam. TÜİK'e göre herhangi bir okul bitirmeyenler daha mutlu. Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde 2021 yılında en yüksek mutluluk oranı %54.4 ile herhangi bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla %51.4 ile ilkokul mezunu, %47.8 ile lise ve denge okul mezunları, %47.6 ile yüksek öğretim mezunları takip etti. Türkiye'de en mutsuz olanlarsa ilk öğretim ve ortaokul mezunu olanlar. Nuran Hanım izleyicimiz ben mutlu olmayanlardanım. Ayakkabılarımı satıp elektrik faturamı ödedim demekte. TÜİK'in her araştırması gibi bu araştırması da üzerinde tartışılması gereken sonuçlarla açıklandı, duyuruldu kamuoyuna. Bakmayın. Mutlu iki kişi göstereyim size. Çok mutlular. Ama nasıl mutlular? Kahkahalar, şakalar, espriler. Gözlerimin içine bak. Baktım nasıl mutluyum. Bak bu Türk televizyonlarında bir ilk canlı yayında telefonu çaldı Binali Bey'in. Ah ha ha Telefonu açıyor Binali Yıldırım karşısında EPDK Başkanı. Ya başkan diyor yayındayım şu an izlemiyor musun diyor. Ne eğlence? Ne eğlence? Ya şu EPDK Başkanı arıyordum. <laughs> Bakmak ister misiniz? Bakayım mı yani? Bakın. EPDK Başkanı arıyormuş. Elektrik Piyasası Düzenleme evet. Kurulu Başkanı. Belki önemli bir bilgi verecektir. Aleykümselam Mustafa Bey yayındayım ya kusura bakmayın. Ee, CNN Türk'teyim yayındayım. AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım. CNN Türk'te Ahmet Hakan'a konuk oldu. Canlı yayın sırasında telefonu çaldı. Arayan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz'dı. Bu Türk televizyon tarihinde bir ilk olabilir mi ya? Yıldırım telefonu açtı. Yani şu anda e, canlı yayında senden konuşmamı da millet dinliyor. Ben açmadım sesi tabii de. Ahmet Hakan mutluydu ama uyardı. Ama sesi de duyuluyor. Eee e, ısrarla çaldığın için <laughs> açtım. Aş, Anlaşılan o ki EPDK başkanı gündemdeki elektrik faturalarıyla ilgili aramıştı. Yıldırım onu konuştuk dedi. Tamam deliyor doğru işte onu konuştuk. Herhalde takip edemedin. Konuştuk ee, o bahisi geçtik. Tamam aynen sen dediğin gibi. Telefonu kapattı. EPDK başkanıyla program öncesinde görüştüğünü söyledi. Bu konuyu ben kendisiyle konuşmuştum. Daha bu e, programı hazırlık sürecinde ya bu nedir? Yani bu ortalık toz duman bana e, işin detaylarını anlattı da e, onu onu söylüyor. Ahmet Hakan Türk televizyon tarihinde bir ilk dedi. Sayın Cumhurbaşkanı ararsa herhalde açarsınız. <laughs> orada, orada bütün geçiş üstünlüğü var. Geçiş üstünlüğü. Var. CNN Türk canlı yayındaki bu telefon görüşmesi için ekranına son dakika yazdı. Ama sesi de duyuluyor. E, e, ısrarla çaldığın için açtım. <laughs> EPDK Başkanı'nın Binali Yıldırım'la acil görüşmesi gereken ne olabilir acaba bilmiyorum ki. Neyse mutlular beyefendiler gördüğünüz gibi gülüyorlar. Ayıp mı değil ama gülmek bir halk gülebiliyorsa gülmektir diyor ya şair. Ayıp değil sevineceğimize mutlu olacağımıza üzülecek değiliz. Mutluluk ayıp değil kahkaha atmak da gülmek de eğlenmek de ayıp değil. Ama yapamıyoruz. Yaptırmıyor memleket. Kar topu oynayan çocukları görünce 7 yıldır aklıma o geliyor ve mutluluğum bir anda gölgeleniyor. Gazeteci meslektaşım Nuh Köklü, arkadaşlarıyla karda oynuyorlardı. Dükkanın camına kar topu geldi diye Serkan Azizoğlu çıktı dükkandan onu öldürdü. Herkes duydu, herkes gördü. Bugün Köklü'nün aramızdan koparılışının 7. yıl dönümü. 17 Şubat 2015'te İstanbul kışında Kadıköy'de gece 22 sularında gazeteci Nuh Köklü arkadaşlarıyla birlikte çıktı sokağa yürürken kar topu oynamaya başladılar. Serkan Azizoğlu vitrinime kar topu geldi diye çıktı öldürdü Nuh Köklü'yü. İyi bir insandı, iyi bir gazeteciydi. Unutmadık sevgi ve özlemle anıyoruz. Bugün 17 Şubat. Bugün Emsal Anne beni aradı. Emsal Anne kim? Gezi annelerinden biri. Emsal Atakan. Evladı aramızdan koparılalı 9 yıl oldu. Ahmet Atakan'ın annesi. Ahmet Atakan'ı hatırlar mısınız? 23 yaşındaydı. Hep öyle kaldı. Hatırlarsınız değil mi? Gezi Parkı protestolarında hayatını kaybeden, orantısız güç kullanan polisin aramızdan aldığı gençlerden biri. Ahmet Atakan'ın annesi Emsal Atakan şu mesajı okur musunuz bugün dedi. Okur mu elbette anne. Bugün 17 Şubat 2022 doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun iyi ki benim oğlumsun Ahmet. Onurumsun. İyi ki geçtin hayatımızdan delikanlım. 9 yıldır doğum gününü büyük bir çığlıkla feryatla kutluyorum. Mezar başında Ah, seni yargıla, seni öldürenleri yargılamadılar. Adaleti de göremedik 9 yıldır. Sadece Adalet Sarayı'nın yazısını gördük ne yazık ki. Oğlum, hayatta olsaydın büyük sevinçle 32. doğum gününü kutlayacaktık Ahmet'im. Özlem'in azı çoğu olmaz, ağırdır anne yüreğinde. Özlem'in hasretin bugün, yarın ve daima sesinin, kokunun, Özlem'in yankısıyla kaldım canım oğlum. Oğlum Ahmet Atakan diyor Emsal Atakan. 16 yaşında çocuğu boğazını keserek öldürdüler bu ülkede. Daha dün, dün, dün Hüseyin Can Gökçek Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü işkence ederek öldürdü. Katil zanlısı çocuğu nitelikli ve kasten öldürme suçundan tutuklandı. Sıla da bugün toprağa verildi. Aç, aç, aç. Adliyeye çelik yelekle getirildi. Sılaşan Türk'ü katleden Hüseyin Can Gökçek tutuklandı. Tamam, gidip aç, aç, yaptınız? Aç, aç. Cinayet göz göre göre geldi. Henüz 16 yaşındaydı Sıla. Gökçek'le geçtiğimiz yıl tanışmış, bir süre telefonda görüşmüştü. 22 Mart 2021'de Hüseyin Can Gökçek, Sılaşan Türk'ü kaçırdı. Tutuklandı ama sadece bir ay sürdü. Aile şikayetinden vazgeçilmedi.